Sultanımız burada demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD, AB üyesi ülkelere şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de göstereyim. Bizi Avrupa'ya aldı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu inanılmaz bir şey ya. Ben Türk Türkçe'ye yazmışım. Ondan sonra Avrupa topluluğundaki işte kaç ülke sayabilirsiniz, sayarsanız ee, şey etmişim. Bu da Avrupa topluluğunun tümü, onun bayrağı, 12 yıldızlı mıydı neydi? Ee, onların dilinde bir şeyler yazmışım. Tabii bunu tercüme etmeniz lazım. Türkçe Sultan yazmışım ama onların dilinde... E, neyse size fazla ipucu vermeyeyim. Ee, düzelteyim diyorum. Burası resim bunu paylaşmış ee, e, Yüksel Hoş arkadaş. Efendimiz diye kastettiği burada herhalde Veliaht Prens Selman olmalı. Çünkü kızımız ideolojisine göre başka efendisi olamaz diyor. Şöyle bir şey yazmış. Ee, Arap ırkına akarın efendimize. Haşa efendimiz Allah'tan başka efendimiz yoktur. Evet, e, diyorum ki düzelteyim üç tane hata. Bir, güvenenlerin mümin iman eden, emniyet Em, emniyet oradan geliyor. Allah'a güvenen demektir. Güvenenlerin tek efendisi Tanrı'dır. Tanrı'dan başka efendi, Rab, Mevla yoktur. Mevla başka insanlar için kullanılamaz. Kur'an'da sürekli Allah'tan başka Mevla yoktur. Mevlanız olan Allah deniyor. En temevulana sensin bizim Mevlamız. Rab kelimesi de sürekli Allah için kullanılır. Yusuf suresinde bir ayeti haşa sanki Yusuf Başkası için demiş o benim Rabbimdir diye. Halbuki Allah'ı diyor. Çünkü Yusuf hapishanedeyken Allah'tan başka Rabler mi var? Eğer Bab-ı Meallah yani müşrik bir arkadaşına o, o konuda şey tavsiyede bulunuyor, soru soruyor falan. Ee, yani Rab ve Mevla sadece Allah için kullanılır. Bunların Türkçesi zaten Efendidir Mevla. Onun için kimseye Mevlana demeyiniz, Allah'tan başkasına Mevlana demeyiniz. Mevlana bizim efendimiz, Rabbimiz demektir. Muhammed için de kullanılmaz. Hatta uyduruk hadislerinde bile çelişkiler var. Bazı hadislerin bana efendim şöyle seyit bile demeyiniz falan ben sizin gibi bir insanım ama tabii ki müşrikler çelişkiler içerisinde. Muhammed bize Kur'an'ı tebliğ etti. Sadece Kur'an'ı tebliğ etti. 6. sürenin 19. ayeti. iki, ırk ve cinsiyetler arasında üstünlük yoktur. Üstünlük erdemli işlerdedir. Oh oh, işlerledir Ha doğru işlerledir. 49. sürenin 13. ayeti kadın erkek arasında ayrım olmadığını, kabile, boy, ırk arasında farklı bir şey olmadığını bildiriyor. Zaten ırk diye bir şey yok. Kabileler var, boylar var. Irk yanlış bir ifade kullanıyoruz. Bütün insanlar aynı ırktandır, insan ırkıdır. Üç, Araplar küfür ve nifakta en şiddetlidir. Dokuzcu sürenin 97. ayete ama 100. ayete kadar okuyoruz. Çünkü orada bir müminler isna ediliyor. O Arapların münafık olan ama genelde yaptığı şey Araplar küfür ve nifak. El-Arabu eşeddu küfren ve nifakın. Ama Arapların sonradan hadis madis yoluyla Arapçılık yüceltildiği için bu apaçık Araplar ifadesinin, Arap'ın çoğulu Arap'tır. Türk'ün çoğulu Etrak, Arapça'da Efal vezinindedir o forumda. Türk'ün çocuğu çoğulu Türk Etrak, Kürt Ekrat, Arap de e Arap, Arabe ilk harfi A'dır. Ondan sonra başına elif koyuyorsun, e Arap yapıyorsun, Arap çoğuldur o Bedevi Araplarla ilgili başka bir ayet var. El Arabu minel dua falan diyor. Başka birkaç yerde Bedevi olan Araplar diye özellikle Bedevi olduğunu belirtiyor ama bakıyorsun Arap kelimesini hemen Arap Arapların çoğulu olan kelimeyi bir bakıyorsun Bedeviler diyor veya Bedevi Araplar. Hayır ayette öyle demiyor. kesinlikle Arapçılık yapıyorlar halbuki Kur'an Arapları da çok şiddetli bir şekilde eleştiriyor Yahudileri eleştirdiği gibi. Evet. Bunlar da Arapçılık yapıyorlar yalan hadislerle ilgili. Ra'ya falan filan. Bunu izlersen